Ben dün oyuncu cephesiyle görüştüm. Evet. Hatta A Spor'daki yayınlarda da geçen hafta yapmış olduğumuz transfer raporu programında ilk kez dile getirmiştik. Cenk Tosun menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi diye. Şu anki somut net bilgi, Cenk Tosun Fenerbahçe ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Hayırlı uğurlu olsun. Alacağı ücret noktasında da tam net rakam öğrenemedim ama soru cevap şeklinde giderek konuşmamda 1,5-2 milyon euro bandında bir ücret kazanacağını öğrendim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Bu süreçte zaten oyuncunun bugün yapmış olduğu açıklama da vardı. Beşiktaş'tan haber bekledim. Fakat görüşme olmadı dedi. Yeni adresi Fenerbahçe oldu. Cenk Tosun önemli bir oyuncu, önemli bir golcü. Milli takımımızda da Avrupa Şampiyonası'nda forma şansı bulmuştu. Hatta Çekya maçında hatırlarsın golümüzü de atmıştı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Fenerbahçe'de bana gelen net bilgi bu. Cenk Tosun'la 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı. 2 yıllık sözleşme Evet. imzalayacak, Hatta imzalandı şunu da diyorsun. sordum. 1 artı 1 mi dedim? İmzalandı mı? İmzalanacak mı? İmzalandı. Bu Ne zaman kadar aldın net. bu bilgi? Dün gece aldım. Net. Neyse, tamam. 2 yıllığına anlaştı diyorsun. Fenerbahçe'de oynayacak 2 sezon. 1,5 milyon euro civarında da bir ücret Evet. kazanacağı para. Hocam, Cenk Beşiktaş ayrılığı Fenerbahçe'nin takviyesi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi bir Beşiktaş'ta takviye. Çok iyi bir adına nasıl takviye. olur? Fenerbahçe için nasıl bir süreç Nasıl olur? Batshuayi Galatasaray'a gittiğinde çok doğru bir iş yaptığını söyledik. Fenerbahçe de çok doğru bir iş yaptı. Beşiktaş'tan ayrılması zaten onlar kararını vermişler demek ki Cenk'i tutmamakla. Ve ayrılıktan daha doğrusu sezon bittikten bu yana kadar, bugüne kadar diyelim hiçbir şekilde bir teklif, bir görüşme Beşiktaş'ta olmadı. Yani yapmadılar Cenk'le de Evet. hiç konuşmadılar. Ben çünkü bunu birebir konuştuğum için biliyorum bunu. Siz hatta oyuncu cephesine de çok yakınsınız hocam. Efendim? Oyuncunun babasıyla, Aileye yakınım, kendisine evet, de yakınım. kendisine de Şenol yakınsınız. Bey'di değil mi ismi babasının? Şenol Bey ile. Kendisi de hatta dün Cenk'le de yazıştığımda hiç bak emin ol oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun hiç sormadım. Ne yapıyorsun dedi, nedir durumlar? Hocam tatildeyim dedi, çocuklarla havuza gireceğim şimdi dedi. Oh dedi ne Evet. güzel, hayırlı olsun. Ne oldu dedim Beşiktaş'ı? Vallahi kimse görüşmedi. Onu söyledi bak. Onu Evet. söylüyorum ben buradan. Çünkü farklı bir yerlerden bir şeyler getirmesinler. Çocukla hiç konuşulmamış. Evet. Ben usulen bir görüşme olur diye düşündüm ama Yok o da hiçbir şey. olmamış. Hiçbir şey olmamış. Ne kamp döneminde yani şeyde Avrupa Kupası döneminde, Avrupa Şampiyonası döneminde öncesi ne Evet. sonrası. Maalesef olabiliyor bunlar. Kulüpler, oyuncular Ayrılıklar var kulüp hocam. değiştirebiliyor. Ben son bildiğim daha ıslak imzanın olmadığı en son bildiğim. Ama herhalde yani herhalde şöyle bir tek imza kaldı. Başka bir şey yok. Çünkü Cenk daha tatilde. Herhalde önümüzdeki hafta tatilden dönecek. Ama hocam artık teknoloji gelişti transferde. Da öyle de Direkt gönderebiliyorsunuz birebir adresine. herhalde yapacaklar. Çünkü neyse onun Bence üzerine her şey fazla tamam. kalmıyor. Aynen. Fenerbahçe'de iş bitmiş de bir tek imza olayı var. Bana gelen O imzalandı kadarını diye çok güvendiğim söyledim. birisi. Hayırlısı olsun be. Fenerbahçe iyi bir iş yaptı. Bence de. Cenk şu anda da hala bakın bunları say biraz evvel saydık isimleri burada. Cenk Ne? yabana atılacak bir santrafor değil. Emin oldum. Ne? Yani bir sezonun bütün kötü gidişatını, Beşiktaş'ın kötü gidişatını bir oyuncuya yükleyemezsiniz. Ve siz Cenk'e de transfer şeyi fiyatı da sormadınız ne istiyorsunuz diye. Yok öyle bir konuda. Yani hiç konuşulmadı. Performansını mı yeterli Abi görmedi sizce performans Beşiktaş? diyorsun şimdi performans da senin oynananlar belli. Oynanan oyun belli. Şimdi diğer bir taraftan getiriyorsun getirdiğin oyuncunun maliyetleri falan belli ama Cenk de onların altında olan bir santrofor değil. Sen şimdi Da Silva ile Da Silva diyorum neredeyse. Silva, Silva ile Rafa Silva. onun Rafa ile oynadığını oyunu düşünebiliyor musun şimdi bir toparladığın zaman neler verebileceksin? Yardan var mı var? İki ayağını kullanıyor mu kullanıyor? Havadan Kafadan var. var mı var? Adam eksiltme, ceza sahası hakimiyeti, golcülüğü var mı var? Daha biz nasıl bir golcü arıyoruz? Fenerbahçe bu konuda hakikaten iyi bir iş yaptı. Ha, orada ne kadar süre bulur? Bu da, o da hocaların işi, hocanın işi. Ama biz Evet. oyuncu profiline bakıyoruz. Bakın bu tarzda daha yaşlısını daha fazla para vererek alıyorsunuz. Biraz evvel demin okudum. Doğru mudur değil midir bir yerde bir şey düştü. Neydi? Bizde oynadı, Giresun'da falan da oynadı. Fenerbahçe'de oynadı, santrofor. Kim? Umut Nayır mı? Değil ya, yabancı. Vedat Muriç mi? Vedat Muriç Vedat Muriç. Beşiktaş'a geliyor falan diye bir şey çıktı. Doğru mudur, değil midir bilmiyorum.
Yani sadece biliyorsun haberler çok çıkıyor böyle. Tabii. Ama Beşiktaş'ın, Cenk'in Beşiktaş'tan ayrılması... Pivot santrfor istiyor Beşiktaş. Abubakar'dan eğer sözleşmeyi çıkarırsa, gönderirse Abubakar'ı, Beşiktaş'ın istediği santrfor tabii bir tane pivot santrfor. Sevgili... Vedat Muriç bu tanıma uyuyor ama Vedat evet. Muriç adını ben şu an ilk kez sizden duydum. Ben de onun için bir yerden okudum. Burada okudum da şey... Doğrudur. Yani Cenk bizim ülkemizde dört büyük olarak nitelendiriyor. Bütün takımlarda top oynar ve iş yapar. Evet. Yani yapar. İnşallah hani deriz ya giden geleni aratır falan, öyle bir tabir vardır bizde. Beşiktaş onu aramaz. Bence bu şekildeki oyuncularınızın, bakın Beşiktaş tarihinde en fazla para kazandırdı size. Evet. O transferde de birebir şahidim her şey. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yani bir senti bile ne şekilde Evat'ın CEO'larından kopardığını, pazarlık yaptığını çok iyi bilen birisiyim. Ve çok iyi para kazandı. Öyle 25 falan değil, 27'ye falan patladı o. Yani epey bir rakam. Evet. Yani bu şekilde gitmemesi lazım. Oyuncular bu şekilde kaybetmememesi lazım. Bunlar size bir yerde idol olmuş oyuncular. Bu Cenk olur, Ahmet olur. Öbür tarafta Fenerbahçe'de Mehmet olur. Kim olursa olsun, Galatasaray'da. Bunlar... Bu şekilde gitmemeli lazım ama futbol böyle, değişiklikler istiyorsunuz. Bir yerde birileri günah keçisi olarak çıkıyor sizin karşınıza. Evet. Hayırlısı olsun. Hayırlısı şimdi olsun. Ezeli rakiplere transfer olan futbolcular genelde hep tartışma konusu olur. Hayır, biliyorsunuz daha önce işte bu işin zirvesi, nirvanası bence Tümer Metin'dir. Ama büyük konuşuyorlardı. Onlar çok büyük konu. Birisi Cenk... köfen giyiverim, biri oraya giymem. Öyle konuştum mu, öyle konuşmadım. Cenk'e benzer bir süreç yaşanır mı sizce? Yoksa zaten Beşiktaş istekli değildi mi dersiniz? Ya burada o çıktı ortaya. Yani bu transferde Beşiktaş'ın isteksiz oluşu ortaya çıktı. Yoksa Cenk'te bak ben sana söyleyeyim. Bir saat sürmez ya. Bir saat bile fazla. İmza atma. Bir saat bile fazla yani konuşma. Sadece oturup konuşacaktınız. Yok işte Avrupa Şampiyonası'ndan gelsin öyle konuşacağız mı konuşacağız öyle şeyler çıktı. Yok öyle bir olay yok yani öyle bir şey. Bakın Beşiktaş Cenk, Beşiktaş Cenk'i istemiş olsaydı bir saat çok fazla bir süre mukavele imza atmak için. Ne demek istediğimi anlayın yani artık. Orada, ekonomik şartlarda anlaşılır mıydı? Ya bak bak ne diyorum yani bir saat bile fazla sürmez. Evet. Saat, bir saat yol sürer. Yol sürer de orada 15 dakikada imzaya atarlardı Cenk'le. Bu arada Koray abi ben evet. Semih noktasında, Kılıçdaroy noktasında oyuncu cephesiyle görüştüm yayına evet. girmeden önce. Elde ettiğim bilgi şu şekilde konuşmalarımda. Oyuncu cephesiyle görüştüm. Bundan birkaç ay önce Fulham yetkilileri oyuncu cephesine durumu nedir diye sormuşlar. Onlar da direkt kulübe yönlendirilmiş. Şu an için dedi oyuncu cephesi bizim tarafımıza gelen herhangi bir kulüpten resmi teklifi yok dedi. Ben de araştırmalarda bulundum Fulham'ın mali yapısını vesaire. Bunu geçtiğimiz hafta da konuşmuştum. Kısa bir üzerinden geçmek istiyorum. 6 milyon euro kiralama bedeli artı zorunlu satın alma opsiyonuyla bu transfer makul görünüyor ama Beşiktaş'ın istediği miktara çıkar mı Fulham takımı? Bunda soru işaretleri var kafamda. Yani sen diyorsun ki Fulham 6 milyon euro kiralama bedeli artı bir çünkü satın alma. Çünkü finansal fair play olduğundan dolayı. Finansal... Zorunlu bir satın alma şartı mı yoksa? Zorunlu satın alma olabilir ama şu an için oyuncu cephesine sadece bundan birkaç ay önce, yaklaşık 2 ay önce oyuncunun durumu sorulmuş. Oyuncu cephesine gelen resmi teklifi yok Semih Kılıçdaroğlu için. Beşiktaş kulübüne ilgi kağıdı gönderenler illaki olmuştur. Bunun altını çizelim. Aston Villa gündeme gelmişti. Aston Villa'nın Ernest Mucci'ye de iddiası devre arasında gündeme gelmişti. O da eski takımında biliyorsun evet. Oynamış olduğu maç Aston Villa'ya karşı gayet iyiydi. Bundan dolayı... Semih ama net bir şekilde Fulham'ın ilgisi var. Yani bundan iki ay önce zaten tabii, aranmış. Net bir şekilde görüştüğümde bunu söylediler. Fakat biz de kulübe yönlendirildik. Bize gelen resmi teklif yok dediler. Bunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'de tabii şimdi Sen Maksimen konusu var. Evet. Taraftarın merakla beklediği konu başlıklarından birisi.